Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu. Şimdi haberin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. 10 yıldır Muğla'nın Marmaris Belediyesi huzurevinde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu, "Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş'ı biraz önce kaybettik. Ölüm oranı %100 olan tek hastalık yaşamdır," der Mehmet Baydur. "Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek, Altan Karındaş ve opera sanatçısı Mithat Demokan, hastalıklarına rağmen 2019 yılında 10 Kasım Atatürk filmi için kamera karşısına geçmişti. 2 yıl önce Posta gazetesine verdiği röportajda Karındaş, 3 kere ölümden döndüm, nefes darlığı, bronşit, akciğer. Kalbimde elektriklenme var. BYPS oldum. Şimdi de fizik tedavi görüyorum. Çok şükür birkaç dostum var ama bütün camiaya kırgınım. Hepsine kırgınım. Sizlere de kırgınım," ifadelerini kullanmıştı. Altan Karındaş 30 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda şan ve tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un küçük sahnesinde sanat hayatına başladı. Şehir tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Genar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.